İş Sanat Gece Gündüzü sunar. Gece Gündüz'den merhaba. Dolu dolu bir haftaya daha başladık. Sahnelerde hummalı hazırlıklar var ve müzelerde göğüs kabartan başarılar. Festivallerde ise real politiğe ayna tutan sanatsal üretimler ve tabii ki beyaz perdeyi büyülü fenere dönüştürecek müjdeler. Öne çıkanlara bir bakalım, sonra hemen buluşalım. The Golden Bear for Best Film goes to 74. Berlin Film Festivali'nde kazananlar belli oldu. En iyi belgesel ödülünü Filistinlileri konu alan No Other Land kazandı. MTV müzik ödülleri başta olmak üzere birçok ödül sahibi virtüöz piyanist Maxim Türkiye'ye geliyor. Galata Port'un içinde yer alan İstanbul Modern'in yeni binası bir ödülün daha sahibi oldu. You will give the people of Earth. Superman Legacy filminin setinden ilk kare paylaşıldı. Ve sinemayla başlayalım. Oscar öncesi Altın Küre dedik ve BAFTA dedik. Şimdi de sinema severlerin ve endüstrinin gözü bir süredir Berlin'deydi biliyorsunuz. Ve 74. Berlin Film Festivali'nde kazananlar da nihayet belli oldu. En iyi belgesel ödülünü Batı Şeria'da toprakları İsrail tarafından şiddet yoluyla işgal edilen Filistinlileri konu alan No Other Land kazandı. Törende ödül kabul konuşmaları da ödüller kadar dikkat çekiciydi. 74. Berlin Film Festivali'nde kazananlar belli oldu. The Golden Bear for Best Film goes to the... Festivalin büyük ödülü Altın Ayı hem bir kadın yönetmenin filmine hem de bir belgesele gitti. Mati Diop'un yönettiği belgesel Dahomey, Fransa tarafından el konulan Dahomey Krallığı'na ait 7000 tarihi eserden 26'sının Benin Cumhuriyeti'ne iade edilmesini 26 numaralı heykelin dilinden anlattı. En iyi belgesel ödülünü Batı Şeria'da toprakları İsrail tarafından şiddet yoluyla işgal edilen Filistinlileri konu alan No Other Land kazandı. Filistinli aktivist Basil Adra ve İsrailli gazeteci Yuval Abraham'ın ortak mücadelesi üzerinden anlatılan filmin ödülünü almak için sahneye çıkan Basil Adra, on binlerce Filistinli ölürken ödülü kutlayamayacağını söyledi ve Almanya'ya İsrail'e silah sevkiyatını hemen durdurun diye çağrıda bulundu. Abraham ise konuşmasında, "Şu an ödülü Basil'la iki eşit insan gibi birlikte alıyoruz. Ancak geri döndüğümüzde ben özgür yaşarken o işgal altında yaşayacak" sözleriyle eşitlik olgusuna vurgu yaptı. Direct Action'la en iyi film ödülünü kazanan Ben Russell, Filistin'le dayanışma için sahneye taktığı kefiye ile geldi ve Filistin'de yaşananı soykırım olarak nitelendirerek ateşkes çağrısında bulundu. Aslı Özge'nin yeni filmi Faruk, dünya premierini yaptığı festivalde Fipreski ödülünü kazandı. Komite ödülün gerekçesinde son derece derinlikli bir film olan Faruk, bir baba ve kızının evlerine ve ilişkilerine dair zamanla değişen bakış açılarını özgün ve incelikle tasvir ederek klişelere meydan okuyor denildi. Bir sanatsal eserin değerini ne belirler acaba? Dönemi, özgünlüğü, tekniği yoksa sanatçının kaşesi mi? Bakalım haberimizden sonra sizin fikriniz ne olacak? 2 yıl önce yaklaşık 14 bin dolar değer biçilen 17. yüzyıla ait yağlı boya bir tablonun Hollandalı ressam Rembrandt'a ait olduğu ortaya çıktı. Bu sürpriz gelişme üzerine tablonun değeri 13,8 milyon dolara yükseldi.
2 yıl önce yaklaşık 14 bin dolar değer biçildi. Ancak beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Tablonun Rembrandt'a ait olduğu ortaya çıktı ve değeri bir anda 13 milyon 800 bin dolara yükseldi. Sanat dünyasında tarihe geçen olayın öznesi, dünyaca ünlü Hollandalı ressam Rembrandt'ın The Adoration of the Kings isimli tablosu. Daily Mail'in aktardığına göre 17. yüzyıla ait yağlı boya tablo, 2021 yılında Christie's tarafından Rembrandt'ın çevresinden birine atfedilerek Amsterdam'da satışa sunuldu. O dönem tablonun değerinin yaklaşık 14 bin dolar olduğu tahmin ediliyordu. Fakat müzayede evi Sotheby's'in eserin gerçek bir Rembrandt olduğunu tespit etmesi her şeyi değiştirdi. Uzmanlar X-ray analizi ve kızılötesi görüntüleme yöntemlerinin kullanıldığı 20 ay süren kapsamlı bir inceleme yaptı. Ardından önde gelen birçok Rembrandt akademisyenine danışarak tablonun Hollandalı ressama ait olduğunu belgeledi. Bunun üzerine Sotheby's tarafından Aralık ayında düzenlenen müzayedede fiyat sadece 2 yıl sonra 13 milyon 800 bin dolara yükseltildi. Bazı teklif sahipleri ikna olmayınca 6 Aralık'taki müzayedede kimse teklif vermedi. Ancak tablo gizli bir garantör tarafından 13 milyon 800 bin dolar fiyatla desteklenmişti. Alıcı, Aralık ayındaki müzayede öncesinde fiyatı ödemeyi kabul ettiği için satış gerçekleşti. Sotheby's'in 62 sayfalık kataloğuna göre küçük ölçekli tablo ilk kez 1955 yılında Amsterdam'da J.C.H. Hadring tarafından elde edildiğinde gün ışığına çıkmıştı. Biraz da müzik sahnelerine bakalım. MTV Müzik Ödülleri başta olmak üzere birçok ödül sahibi virtüöz piyanist Maxim, grup orkestrasıyla birlikte klasik crossover şovu The Collection'ı sunmak üzere Türkiye'ye geliyor. Sanatçı Star TV medya sponsorluğunda 3 Mayıs'ta Volkswagen Arena'da hayranlarıyla buluşacak. Müzik tarihinin efsane gruplarından Queen ve Coldplay şarkılarından, The Godfather, Game of Thrones gibi unutulmaz film ve dizilerin müziklerine, birçok farklı tarzda klasiği ve kendi şarkılarını özel bir yorumla sahneye taşıyan virtüöz piyanist Maxim İstanbul'a geliyor. MTV Müzik Ödülleri sahibi ve birçok prestijli uluslararası müzik yarışmasında büyük ödüller kazanan Maxim, grup orkestrasıyla birlikte klasik crossover şovu The Collection'ı sunmak üzere 3 Mayıs'ta Volkswagen Arena'da hayranlarıyla buluşacak. Hi everybody, this is Maxim. I'm looking forward very much to my upcoming show in Istanbul on 3rd of May. My band and I will be performing pieces from my latest album called The Collection, so looking forward to see you all. Star TV Medya sponsorluğunda gerçekleşecek konserde Maxim, klasik başyapıtlarla birlikte Flight of the Bumblebee, In the Hall of the Mountain King ve diğer albümlerinden eserler yorumlayacak. Klasik müziğin dahi prensi olarak anılan Maxim Mirvica, Hırvatistan'da doğdu. 9 yaşında Maria Sexo'dan piyano dersleri almaya başlayan Maxim, aynı yıl ilk halka açık performansını, 3 yıl sonra ise ilk konser performansını gerçekleştirdi. Beş yıl boyunca Zagreb'deki müzik akademisinde öğrenim gören piyanist, albümleriyle kariyerini sürdürdü. Albümleri Singapur'dan Çin'e, Tayvan'dan Hırvatistan'a, dünyanın birçok ülkesinde başarılı oldu.
Hiç hız kesmeden bir başka konser haberine bakalım. Kazak müziğini pop müzikle birleştirerek çağdaş müzik alanında büyük popülerlik yakalayan Dimash Kudaibergen İstanbul'a geliyor. 24 Mayıs'ta Beşiktaş Stadyumu'nda konser verecek müzisyen bugün İstanbul'a geldi. Hayranları ve basın mensuplarıyla buluşan sanatçı İstanbul konserinin detaylarını paylaştı. Altı oktav, dört nota ve bir yarı tonla çok nadir bir ses aralığına sahip. İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Kazakça, Rusça ve Çince olmak üzere 7 dilde şarkı söyleyebiliyor. Dünyanın eşsiz seslerinden biri olarak gösterilen Kazak müzisyen Dimash Kudaibergen ilk kez İstanbul'a geliyor. Sevgili dostlar, merhaba. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Türkiye, ben seni seviyorum. Türkiye'de de büyük bir hayran kitlesi bulunan genç sanatçı, 24 Mayıs'ta hayranlarıyla Beşiktaş Stadyumu'nda buluşacak. Büyük konsere yaklaşık 3 ay var. Türk hayranlarımla karşılaşmak için 3 ay nasıl bekleyeceğimi bilemiyorum. Hayranlarım olmasa asla burada olamazdım. İki ülke arasındaki özellikle manevi ve kültürel ilişkilerin gelişmesi bizim için çok önemli. Bu etkinlik de buna köprü vazifesi görüyor. Konser öncesi İstanbul'a gelerek basın mensuplarıyla buluşan Dimash Kudaibergen, İstanbul konserinin müzik kariyeri için çok önemli olduğuna dikkat çekti. Öncesinde ve sonrasında görmediğiniz bir Dimash'la karşılaşacaksınız. Bugüne kadar benim sanatımın %30'unu veya %35'ini görmüşsünüzdür. Zaman içinde hayati tecrübelerimiz, birikimimiz değişiyor. Bu konserde de gelişen ve ilerleyen tecrübelerimi sizlere aktarmak istiyorum. Genç müzisyen, konserinde bir Türk sanatçıyla düet yapacağının da müjdesini verdi. Sahnede bana eşlik etmek isteyen tüm sanatçılara kalbim ve gönlüm açık. Kiminle beraber sahne alacağımı inşallah konsere geldiğinizde görmenizi diliyorum. Şimdilik Türkiye'nin ve Türk halkının gönlünde yer edinmiş bir sanatçı olduğunu söyleyebilirim. Bir müze haberiyle devam edelim. Tate Modern'dan Guggenheim'a, Pompidou'dan Modern Kunst'a, dünyanın gözde müzeleri yalnızca koleksiyonları ve sanat yönetimleriyle değil, aynı zamanda ödüllü binalarıyla da prestijlerini katmerlerler. İşte bu kervana katılan bir İstanbul müzesi bu konudaki prestijini perçinledi. 2024'e ödüllerle giren İstanbul Modern'in Renzo Piano imzalı yeni binası, mimarlık platformu kültürel mimari kategorisi bir ödülün daha sahibi oldu. ...2024'ün harika eserleri listesine girdi. Dünyanın en iyileri sıralamasında yer aldı. Ve şimdi de yılın binası ödülüne uzandı. İstanbul Modern'in Renzo Piano imzalı yeni müze binası prestijli bir ödülün daha sahibi oldu. Galataport içindeki müze, dünyanın önde gelen mimarlık platformlarından Archdeili'nin kültürel mimari kategorisinde yılın binası ödülüne layık görüldü. Dünya çapındaki müzelerle kültür sanat kurumlarına odaklanan kültürel mimari kategorisi, o yıl inşa edilen en dikkat çekici yapıları kapsıyor.
15 kategoride verilen ödüller, aday olan projelerin barındırdığı niteliklere ve bulundukları konumdaki topluluğa nasıl yarar sağladığına göre platformun okuyucuları tarafından belirleniyor. Kurucu sponsoru Eczacıbaşı Topluluğu ve ana sponsoru Doğuş Grubu Bilgili Holding'in ortak katkısıyla inşa edilen İstanbul Modern'in yeni binası, daha önce de Architectural Digest'in 2024'ün harika eserleri listesine seçilmiş, National Geographic'in ise dünyanın en iyileri sıralamasında yer almıştı. Süpermen hangi çağda olursak olalım tutkunlarının da süper ilgisini çekiyor her zaman. Şimdiki haberimiz maceranın son halkasıyla ilgili. Henry Cavill'in kesin bir şekilde Süpermen'i bir daha canlandırmayacağının açıklanmasının ardından yeni Süpermen'i David Cornsweet'in canlandıracağı belirtilmişti ve filmin setinden ilk kare paylaşıldı. James Gunn imzalı Superman Legacy filminin setinden ilk kare paylaşıldı. Yeni bir döneme adım attığını ve bu adımın ilk filminin Superman Legacy olacağını açıklayan DC evreni, yeni Superman rolünü David Cronsway'de emanet etti. Pearl ve The Politician gibi yapımlarla tanınan 29 yaşındaki oyuncu ilk kez başrolde yer alacak. Man of Steel ve Batman vs. Superman filmlerinde Superman olarak yer alan Henry Cavill'ın tahtını bırakması üzüntüye yol açsa da, iki aktörün birbirine olan benzerliği Cavill hayranlarının içine bir nebze su serpmiş gibi görünüyor. Çizgi roman uyarlaması Superman birçok filme ve diziye konu olsa da 1978 ve 1987 yılları arasında çekilen 4 filmde de başrolde yer alan Christopher Reeve unutulmaz Superman olmayı başardı. Superman 4, Christopher Reeve and Margot Kidder as Lois Lane. Tyler Hoechlin. Tom Welling. Brandon Routh ve Dean Cain de Superman'e hayat vermişti. Böylece yeni haftanın ilk gece gündüzünü tamamlıyoruz. Yeni günde görüşmek üzere. İş Sanat Gece Gündüz'ü sundu.